Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde çok kullanılan dar açılarda trigonometrik oranların nasıl bulunacağını anlatmak istiyorum. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce bir ön bilgi vermek istiyorum. Ön bilgimiz 30-60-90 ve 45-45-90 üçgenleri. Bunlar özel üçgenlerdir. Arkadaşlar 30-60-90 üçgeninde 30 derecenin karşısındaki kenara k dersek, 90 derecenin karşısındaki kenara 2k diyoruz. 60 derecenin karşısındaki kenara da k çarpı kök 3 diyoruz. Yani bu kenarların uzunluklarının oranları oranlarsak birbirine bu şekilde oluyor. 45-45-90 üçgeninde de 45 derecenin karşısındaki kenar uzunluğuna k dersek, yine öteki 45 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu k oluyor. Zaten bir ikizkenar üçgen. 90 derecenin karşısındaki kenar, yani hipotenüs k çarpı kök 2 oluyor. Arkadaşlar bu ön bilgiden sonra çok kullanılan dar açılarda trigonometrik oranlar konusunu anlatmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar şöyle bir örneğimiz var. Sinüs 30'un, tanjant 60'ın ve kosinüs 45'in neye eşit olduğunu bulalım. Arkadaşlar, böyle bir soruyla karşılaştığımızda özel dik üçgenimiz olan 30-60-90 veya 45-45-90 üçgeninden yararlanırız. Örneğin, sinüs 30 derecenin kaç eşit olduğunu bulalım. Öncelikle bir dik üçgen çizeriz. Sinüs 30'un neye eşit olduğunu bulmak için öncelikle bir 30-60-90 üçgenini çizdik. Neden? Çünkü 30-60-90 üçgeninde 30 derece var. Şu bilgiye göre şu oranlara uygun olarak kenar uzunluklarını belirleyelim. Arkadaşlar kolay olması için ben k yerine 1 diyorum. 30 derecenin karşısındaki kenara 1 dersek 90 derecenin karşısındaki kenara 2 demeliyiz. 60 derecenin karşısındaki kenara da kök 3 demeliyiz. Bakın k 1 ise yani 1 çarpı kök 3 oluyor. Tamamen şu bilgiyi buraya uyarladım. K yerine 1 yazdım. Şu 1'i silebiliriz arkadaşlar. 30-60-90 üçgeninde artık uzunluklarımız var. 30'la 60'la ilgili bütün trigonometrik oranları bulabiliriz. Örnek olarak sinüs 30 bize sorulmuş. Sinüs 30'u bulalım. Arkadaşlar sinüs fonksiyonumuz neydi? Açının karşı dik kenarı bölü hipotenüstü. Açının karşı dik kenarına 1. Hipotenüs nedir arkadaşlar? 2. Demek ki sinüs 30 1 bölü 2'ye eşitmiş. Peki arkadaşlar tanjant 60'ı bulabilir miyiz? Evet, 30-60-90 üçgeninden tanjant 60'ı da bulabiliriz. Çünkü bu üçgenimizin açıların içerisinde 60 derecede var. Tanjant 60 eşittir. Tanjant fonksiyonumuz neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. 60 derecenin, tabii bize 60 derece soruluyor. 60 derecenin karşı dik kenarı bölü 60 derecenin komşu dik kenarı. 60 derecenin karşı dik kenarı nedir arkadaşlar? Kök 3'tür. Peki 60 derecenin komşu dik kenarı nedir? 1'dir. Yani tanjant 60 ne eşittir arkadaşlar buradan? Kök 3'e eşittir. Bakın gördüğümüz gibi burada istediğimiz 30 ve 60 derece ile ilgili istediğimiz trigonometrik oranı bulabiliriz. 30-60-90 üçgenini çizdiğimiz zaman.
Arkadaşlar şimdi de kosinüs 45'in neye eşit olduğunu bulalım. Tabii kosinüs 45 derece, bakın 45 derece bu dik üçgenimizde yok. O zaman 45, 45, 90 üçgenine ihtiyacımız var. O zaman ne yapalım? 45, 45, 90 üçgenimizi çizelim. Arkadaşlar kosinüs 45 dereceyi bulmak için bir 45, 45, 90 üçgenimizi çizdik. Arkadaşlar yine kolaylık olsun diye K yerine 1 yazacağız. K yerine 5 de yazabiliriz, 10 da yazabiliriz ama boş boşuna sayıları hiç büyütmemizin bir anlamı yok. 45 derecenin karşısındaki kenara 1 dersem, diğer 45 derecenin karşısındaki kenara 1 demeliyim. Ve 90 derecenin karşısındaki kenara da 1 çarpı kök 2, yani kök 2 demeliyim. Arkadaşlar artık 45 derece ile ilgili istediğimiz her trigonometrik oranı bulabiliriz. Şimdi kosinüs 45 bize sorulmuş. Kosinüs 45'i rahatlıkla bulabiliriz. Kosinüs 45. Kosinüs neydi arkadaşlar? Kosinüs açının komşu dik kenarının hipotenüse bölümüydü. Yani kosinüs 45 nedir? Herhangi bir 45 dereceyi alalım. Bu 45 dereceyi alalım. 45 derecenin komşu dik kenarı, yani 1 bölü hipotenüs, yani kök 2. Evet, kosinüs 45 1 bölü kök 2'ye eşittir arkadaşlar. Tabi duruma göre bunu şu da aklınızda bulunsun. Bunu karekök 2 ile genişletebiliriz. Neden? Paydayı köklü ifadeden kurtarmak için karekök 2 ile 1'i çarparız. Karekök 2. Karekök 2 ile karekök 2'yi çarparsak ne olur arkadaşlar? 2 olur. Bu şekilde de yazabiliriz. Arkadaşlar 90 derece ve 90 dereceden büyük açılardaki trigonometrik oranlarının nasıl bulunacağını başka bir videomda size anlatacağım. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.